Projemizi daha sonlandırıyoruz. Onun ismi de işte akran zorbalığının önlenmesinde sporun kullanımı. İki proje bitirdik ancak Ekim ayında yayınlanan yeni COVID kapsamındaki çağrı döneminde iki projemiz kabul edildi. Öncelikle bu projelerimizden bahsedelim. Bir tanesi, birincisi dijital bir akademi geliştirme. Yine Selçuklu okulumuzun Zeki Altındağ Ortaokulumuzun ortağı olduğu, yine Seydişehir Anadolu Lisemizin ortağı olduğu İngiltere Koordinatörlüğü'nde Almanya ve İspanya'dan ortaklarla 2 yıl boyunca yürüteceğimiz bir proje çalışması. Bu projemizde öğretmenlerimizin dijital teknolojileri daha aktif bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz ve bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirilecek. Her iki okulumuzdan da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz proje ortağı ülkelerde hareketliliklere katılacaklar. Ne zaman olacak bu faaliyetler? İnşallah Eylül ayı itibariyle hareketliliklerin başlamasını da hedefliyoruz. Ağustos ayında bir hareketliliğimiz var ama inşallah şartlar biraz daha düzelecek ve bu yürütüyor olduğumuz 24 projemiz artık bu ligi bugün başa kaldırıyoruz. Onunla beraber 25'ti sabah müdürlüğü 25 proje olduğunu belirtti. Bu 24 projemiz kapsamında artı akreditasyon faaliyetlerimizi dahil edersek bir yıl içerisinde Konya'dan toplam 500 öğretmenimizin, yine 300 civarında öğrencimizin yurt dışında farklı etkinliklere değer almasını planlıyoruz. Bu kapsamda yine 300 civarında öğretmen ve öğrencinin farklı ülkelerden Konya'yı ziyaret edeceğini belirtmek istiyoruz. Yani buna benzer yardımlaştırma konferansını 2022 yılı boyunca fazlasıyla göreceğiz. Birinci projemiz bu. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci projemiz yine COVID kapsamında yürütülen, başvuru döneminde Hırvatistan Ulusal Ajansı'na sunulan bir proje olan Rolünü Oyna İletişim Kur ve Zorlukları Geç isimli Erasmus Plus projemiz. Yine İlmili Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlayıp Hırvatistan'dan sunduğu bir proje. Aynı Bleed projesinde Dilek Hocam'da uygulanan yöntem gibi. Bazı ülkeleri belirliyoruz. Projenin kabul edilme olasılığı yüksek olan ülkeler. Ve başvurularımızı oradan yapıyoruz. Niye? Türkiye'deki başvuru oranlarıyla bazı ülkelerdeki başvuru oranları 50 yıllarda farklılık gösterebiliyor. Projemizin kabul edilme olasılığını arttırmak için de böyle bir yöntem belirliyoruz. Bu yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi de Drama'nın kullanılmasıyla alakalı bir proje. Ve 2 yıl boyunca Drama yöntemi kullanılarak yabancı dil becerilerinin geliştirilmesiyle alakalı faaliyetlerin yapılması planlanıyor. Bir diğer projemiz, geçebilir miyiz Esra Hocam sonraki sunumumuza? Biraz şey oldu sanırım, sunumlarda kaynama olmuş olabilir. 11'den ziyade 2 ya da 3. sunum olması gerekiyor Esra Hocam orada. Öyle mi? O bir şey paylaşmış mı hocam? Google Drive'dan onun üzerinden gidelim isterseniz. Orada bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Yani proje sayımız azalmamakla birlikte yeni projelerimizi de yazmış olduk. 2021 başvuru döneminde yine müdürlüğümüz adına İbrahim Hocam'ın çok yoğun çalışmalarıyla farklı ülkelerden gerek ulusal ajansımıza yaptığımız proje sonuçlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bu 25 artı 3'ün üzerine yeni projelerimizle birlikte yoğun bir yıl bizi bekliyor olacak. Her zaman söylediğimiz gibi bu çalışmaları 8 kişilik bir ekip olarak yürütmeye çalışıyoruz ama her süreçte öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadarıyla taşın altına yeni koymaktan geri durmuyorlar. Bu da bizi ziyaretçisiyle mutlu ediyor. Oradan açılacaksa ben şuradan bakayım. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Acıktınız, biliyorum. Güzel yemeğiniz var, düğün yemeklerini özlemişsinizdir diye düşünüyorum.
Belki yerini tutmaz ama koyun düğün pilavının onun ayarında güzel bir yemektir. Aramızda bulunan bazı arkadaşlarımız online eğitimlere katılıyor.
yapıyorlar. İşte Yunanistan'ın verdiği eğitim, Romanya'nın verdiği eğitim gibi. Aldıkları bu eğitimi de yerelde öğretmenlerimizle paylaşıyorlar. Hareketliliklerin açılması gerçekleştiğinde de yurt dışında bu etkinliklere katılıp yüz yüze de bu eğitimleri alacaklar. 13. projemiz Keşifsel Öğrenme isimli bir proje. Polonya, İngiltere ve Türkiye'de yürüttüğü bir proje. Ve bu projemizde de Selçuklu Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulumuz ve Meram Mehmet Beyen Ortaokullarımız proje ortaklarımız arasında 3 yıllık projeler öğrencilerin keşfederek öğrenmesine imkan sağlayacak ortamların oluşturulması hedefleniyor. 14. projemiz Makers Class projesi. Belçika Koordinatörlüğü'nde yürütülen bir proje. Proje kapsamında deney atölyeleri olarak bildiğimiz yani FED'le unsurlarını biraz daha geliştirilmişi ve bu deney atölyelerinin içeriğini biraz daha zenginleştirilmesi hedefleniyor. Ve proje sonunda inşallah ilimize böyle bir deney atölyesinin, bir FED'in kazandırılması planlanıyor. 15. projemiz Bizde İşteyiz isimli K2 projemiz. Stajda engel yok projesinin kardeş projesi diyebiliriz bunun için. Yine engelli öğrencilerimizin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırılmasıyla alakalı müdürlüğümüzün koordinatörü olduğu bir proje. Karatay Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezimizde projenin ortakları arasında. 16. projemiz göreve yeni başlayan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrencilerin sorunlarıyla alakalı bir araştırma projesi. Yine İngiltere Koordinatörlüğü'nde bizim de Polonya'nın olduğu bir proje. Yerel ortağımız Karatay Fen Lisesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu projemizde. Öğretmenlerimizin, göreve yeni başlayan öğretmenlerimizin yaşadığı sorunların araştırılması ve bunlarla alakalı çözümlerin 3 ülke arasında görüşülüp bununla alakalı detaylı çalışmaların yapılması hedefleniyor. 17. projemiz Sıfır Atağa Doğru isimli bir gençlik projesi. Konya Koordinatörlüğü'nde yürütülen bir proje. Projemiz kapsamında Konya'dan 10 tane öğrencimizin Konya'da diğer ülkelerden öğrencilerle sıfır atık konusunda eğitimler alması planlanıyor. 18. projemiz My European, yani Ben Avrupalıyım isimli proje. Yine İngiltere Koordinatörlüğü'nde yürütülen bir proje. Avrupalı bilincini öğrencilere kazandırmak, önyargıların ortadan kaldırılmasına odaklanan bir proje çalışması. Bu projemizde de yerel ortaklarımız Karatay Profesör Doktor Fuat Sezgin Ortaokulu ile Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulumuz. Proje kapsamında öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yurt dışında eğitimlere katılıp Avrupa'nın bilinciyle alakalı kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. 19. projemiz huzurlu bir okul olma. Yine İngiltere Koordinatörlüğü'nde yürütüyor olduğumuz bir proje. Huzurlu okul kavramını pilot uygulamalarla hayata geçirip daha geniş okullara yaygınlaştırmayı planladığımız bir proje çalışması. Yine Karatay'dan Karatay Sosyal Bilimler Lisemiz projemizin genel ortağı. O okulumuzdan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz proje kapsamında ortak olan ülkelerde bir dizi faaliyetler gerçekleştirecekler ve huzurlu okul kavramını literatüre kazandırmaya çalışacağız. 20. projemiz vücut şeması, işaret etme, taklit eğitimi için artırılmış gerçeklik projesi. Otizmli bireylerin piktogram odaları kullanılarak işaret etme, taklit etme ve vücudunu tanıma becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Yine bir piktogram odasının kurulmasıyla öğrencilerimizde bir takım gelişimlerin olup olmadığını araştırmayı hedefliyoruz. Bu projemizde de 2 tane yerel ortağımız var. Bir tanesi Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulumuz, ikincisi ise Selçuklu Özel Eğitim Uygulama Okulumuz 1. ve 2. kademe. Buradaki faaliyetlerimizde özel eğitim öğretmenlerimizin, otizmli öğrencilerin teknoloji yardımıyla gelişimine katkı sağlanması. 21. projemiz 2020 yılından kabul edilen e-organik projemiz. Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde Konya İl Tarım Müdürlüğü ve müdürlüğümüzün de ortakları arasında olduğu bir proje. Organik hayvancılık eğitimi
geliştirilmesi ve bu alanda tarım meslek liselerimizdeki uygulamaların zenginleştirilmesi hedefleniyor. 22. projemiz yetişkin eğitiminde finansal okuryazarlık eğitimi. Yine İmmil Eğitim Müdürlüğümüz Selçuk Üniversitesi'nin ortaklığında yürütülen bir proje. Proje kapsamında yetişkin eğitim alanında bir proje. Yetişkinlerin finansal deneyimlerini arttırmak, doğru yatırımları nasıl planlamaları gerektiği ile alakalı faaliyetler yapılması planlanıyor. 23. projemiz teknoloji ve güçlendirme yoluyla sosyal içerginin arttırılması. Bu Cost Action projesi kapsamında yürütülen bir çalışma. İmmil Eğitim Müdürlüğümüzün projenin yönetim kademesinde olduğu 29 ülkeden akademisyenlerle, üniversitelerle yürütülen bir çalışma. Ağ kurmaya yönelik bir çalışma. İnşallah bu 29 ülkeden akademisyenlerimizle Konya'da Eylül ayı içerisinde genç katılımcı bir faaliyet yapmayı planlıyoruz. Bu noktada özel eğitim alanıyla alakalı yine bu projemiz otizm alanıyla alakalı Konya'dan bir Türkiye için otizm modeli geliştirmeyi hedefliyoruz. 24. projemiz Zinde Çocuklar isimli Erasmus Plus Spor projesi. Özel çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaştırmak için onların beslenme düzenlerini dengeleyebilmek için oluşturulmuş bir proje. Bu proje kapsamında da farklı ülkelerden özel eğitim öğrencilerinin bir arada sportif faaliyetler gerçekleştireceği, turnuvaların gerçekleştirileceği spor alanında bir proje. Gördüğünüz gibi okul eğitiminden mesleki eğitime, yetişkin eğitiminden Erasmus Plus Spor'a kadar tüm alanlarda proje çalışmaları olan İmmil Eğitim Müdürlüğü'yüz ve sabah müdürümüzün de bahsettiği şekliyle İmmil Eğitim Müdürlükleri arasında en çok proje yürüten müdürlük olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Buna ek olarak da müdürümün de bahsettiği gibi mesleki eğitim, okul eğitimi ve yetişkin eğitimi alanlarında akreditasyonu kabul edilen 14 ilden bir tanesiyiz. Konya'mıza hayırlı olsun diyoruz. İnşallah aramızdaki çoğu öğretmenimizin de bu proje faaliyetleriyle yurt dışı hareketliliklere katılıp kendilerini geliştirip okullarındaki, etraflarındaki insanlara, öğrencilerine dokunabilmelerini ümit ediyoruz. Zor bir süreç. Biliyorsunuz akreditasyon faaliyetlerimizi tamamladık. Aranızda akreditasyon üyesi okullarda olan hocalarım var. Başvuru yapıp başvurusu düşük puan alıp akreditasyona kabul edilmeyen hocalarım var. Lütfen herhangi bir kırgınlık olmasın. Bu akreditasyon süreci 7 yıl boyunca devam edecek. Önümüzdeki yıl farklı okullarımız bu akreditasyon içerisinde yer alacaklar. Amacımız Konya'daki bütün öğrencilerimize, bütün öğretmenlerimize dokunabilmek, onların hayatlarına olumlu katkılar sağlayabilmek. Çıktığımız yol bu ama işte imkanlarımızı biliyorsunuz. Gönül ister ki 2300 kurumumuzun tamamından öğretmenlerimizi bu faaliyetlere dahil edebilirim. Ancak dediğimiz gibi sadece müdürlüğümüzün yürüttüğü projelerle 500 civarında öğretmenimizi bir yıl içerisinde yurt dışı hareketliliklere dahil edebileceğiz. İnşallah bu sayı katlanarak, artarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek. İsteğimiz sadece bize destek olmanız. İlla ki eleştiriler olacak. Bu akreditasyon sürecinde de bolca eleştirildik. Şeffaf bir şekilde süreci yürüttüğümüz inancındayız. Bütün okullarımızı bu akreditasyon sürecinde kabul edilen okulların belirlenmesi sürecine dahil ettik. Başvuru formlarımızı tek tek değerlendirdik. Onlarla alakalı değerlendirme kriterleri ile ilgili notlarımıza düştük. Ve başvurularının değerlendirilme formunu isteyen okullarımıza da bu formları tek tek gönderdik. Amacımız şeffaf bir şekilde bu süreci yürütmekti. Gayet başarılı bir şekilde de yürüttüğümüz inancındayız. İnşallah akreditasyon içerisinde yer alan okullarımız için faydalı, verimli çalışmalarımız olacak. Yine akreditasyon çalışmalarımız içerisinde görev alacak İngilizce öğretmenlerimizle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Müdürümün de sabah bahsettiği gibi yurt dışı hareketlilik faaliyetlerine yabancı dil becerilerini kazanmış olan öğretmenlerimiz götürülecek ve bunun için de müdürlüğümüz bünyesinde bir yabancı dil eğitim kursu planladık. Bu planlama doğrultusunda akreditasyon üyesi okullardan İngilizce öğretmenlerimiz kurs alacaklar.
öğretmenlerden. Bu projede bizim önceliğimiz İngilizce öğretmenleri değil, diğer branşlardan öğretmenlerimiz. Amacımız onların yabancı dil becerilerini geliştirmek. Sabahki izlediğiniz videoda belki bize biraz kızdınız, hani altyazısı olsaydı gibisinden. Altyazı eklemeyi düşündük.